dönen ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Hayatın gücü onunkinin hep üstü, o nedenle küstü. Saçlarımın masalı gibi siyahtan beyaza döndü. Çekilirken umutlarımın önüne sürgü, içim sürgün. Çünkü herkes özgür, bana tel örgü. Yalnız yalnızın halinden anlar yalnız. Cılız ağacın tenine balta değdi, kaldıramadı bunu görmeyi, kaydı gitti yıldız. Yıllar altın çalan hırsız, yaşamak çırpınmaktan farksız. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor sanırım. Artık masallardan uzak duran çocuklardır arkadaşım. Apar topar hazırlanmış bagajım, nefes nefese yoldayım. Elimde yumruk, gerilimde tokan, katılaşıyorum kırılganlığıma inan. Yanlışlar pahalıya patlar, böyle çıkılır hatadan katlar. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Güvendiğim dağlara kar, ağzıma çalınan ballara kan yağıyor. Ben yarınları bugünden tanırım, o yüzden umutlarım tek tek azalıyor. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Aşınıyor insan kaya gibi dalgası hüzünse, düşer yaprak kendiliğinden mevsim hazansa. Yardım etmek isterdim hayatıma, lakin anla, tükeniyorum zamanla. Öyle kalabalık ki içim ve de yalnız kaldı dışım. Garip kaplumbağanın evini yıktılar bir ışım. Yazın biteli epey oldu, gelen gitmeyen kış. Şaşırmamaya alıştım, zaman geçti yatıştım. Bir elimde yumruk, diğer elimde tokan, katılaşıyorum kırılganlığıma inan. Yanlışlar pahalıya patlar, böyle çıkılır hatadan katlar. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Bu yüzden sessiz, bu yüzden yalnız. Bileklerini oynatma, oynattıkça daha çok can yakar. Artık hangi andavallı icat ettiyse bu plastikleri. Nerede o eski kelepçeler be? İlk kez milli oluyoruz galiba. Buradayım, bana bak. Ne yaptın peki? Suçun ne? Hiçbir şey. Orası öyle canım, hiçbirimiz bir şey yapmadık. Mesela ben de kuryelik yapmadım. Ama sana söylemişlerdir herhalde tutuklanırken. Cinayete teşebbüs. Vay. Hiç göstermiyorsun. Var mı tanıdığın içeride? Annem var. Onun suçu ne? Cezaevi müdürü öldürüldü. Suçu onun üzerine yıktılar. Anladım. Seni çok iyi anlıyorum. Yani bunu nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama. Ne? Belki de böylesi daha iyi oldu. Ya böylelikle kızın yanında olmuş olacak. Ne? Hapishane burası ya. Ya burası hapishane. Tak küçücük kız. Belki içerisi kızın için daha güvenlidir. Nasıl daha güvenli? Dört duvar, demir parmaklıklar, bir avuç gökyüzü. Burası mı daha güvenli? Sizin bildiğiniz bir şey mi var? Sizin bildiğiniz bir şey mi var? Hayır. Hayır, yani öyle bir şey değil. O zaman neden? Neden burası daha güvenli? Ya sen buradayken aklın sürekli kızın için kaygılanıyorsun. O bakımdan söyledim. Ben
onunla dışarıda birlikte olmak istedim. Onu dışarıda korumak istedim. Ben burada kendimi kendimden koruyamıyorum. Deniz, pardon. Özlem Hanım'la konuştum. Kızın ayarlaması yapılıyor, bizim kısma veriliyor. Çok şükür. Allah'ım. Nelere şükreder oldum. Sizin yapacağınız işin içine tüküreyim. Kızı paketlediler, getiriyorlar. He, yakalandı. Ben sizden daha hala haber bekliyorum şurada. Ayarladın mı birini? Ne yapacağını biliyor mu? İyi. Kapat benden haber bekle. Ne istiyorsun? Kızı tutukladılar. Annesinin suçundan. Babasını o vurmuş. Hani suçsuzdu. Hani melekti. Hani tertemiz seninki. Beni ihbar etmemiş ama. Oğlum. Salak salak konuşma. Bugün kendini ihbar eden, yarın seni de ihbar eder. Ne yapayım yani? Sen dur. Sen bir şey yapma. Senin yüzüne gözüne bulaştırdığın, oraya buraya sıvadığın pisliği annen temizleyecek. Ha, Alp, bana saygısızlık yapma. Kendine çeki düzen ver. Emrin olur Kudret ablam. Seni de ayarını vereceğim. Her şey sırayla. Sanki takibinde geçmişim, teslimiyeti yık, kafanda kemin varsa kırık bir dal. Kurudu gırtlağım, içimde söndü dünya, bir akşamüstü sancılar, karla kaplı sonbahar. Yok tadım tuzum bir fotoğraf aklımda, ben üçlerimde kırmızı tulumla çocuk olduğum zamanlar. Anlatırım içten durumlarda küfür kıyamet, idare et, dilimi çözersem yaram kanar. Bugüne kanıp, insan unuttu o dününü yarım. Tepende binbir bulutla yaşadın onca sarı güneşlerde, şimdi gitti kanımca. Kurudun hastalığa kapılıp ruhun artık bugünlerde kas katı. Kafanda kırık plak yankımıyor şarkılar, bir dakika daha bırak anılar sıkışmıyor akla. Çekip açsan yeni baştan, kaç var sonu sakla. Kaçman gerek, aklanman gerekeni buna katlanman. Var mı bir haber? İşlemleri yapılıyor. Şimdi giriş yapmış. Sakin. Küpe yüzük ne varsa onları da koy oraya. Hadi oyalanma. Hadi dön bana. Dön. Aç ağzını. Aç 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 aç. Şimdi kaldır. Kaldır yukarı yukarı. Yukarı. Ne oldu Serif Hanım? Saçlar kaza. Kaza çıkar. Hadi çıkar üstündekileri. Temiz. Atleti de. Hadi. İç çamaşırlarını da çıkartman gerektiğini biliyorsun değil mi? Lütfen. Kurallar böyle. Hadi. Hadi.
Büyük anksiyete de yalnız. Deniz. Bir sakin ol ama. Ne? Sakin ol ne? Azra sakin. Nasıl sakin olayım? Hapse giriyor kızım. Siciline falan işleyecek. Ya herkese şaka gibi falan mı geliyor acaba bu durum? Allah'ım, insan böyle böyle deliriyor demek ki. Allah'ım. Geç bakalım. Ha, bu mu? Bekle şurada. Bu değil herhalde be. Azra? Azra Kaya? Televizyondan. Ya sen yarışmadaki 17 Azra değil misin? Ha. Abi. Çok iyi ya. Kızım, ben senin en büyük hayranınım ha. Büyük fanınım. Yarışmanın bütün bölümlerini izledim. Hello ya, fırlattığın sahne. Sen o ya fırlattın. Benim burada içimin yağları eridi be. Ne herifti be o. Ne güzel dayandım be. Kız vallahi buradasın ha. Bayağı o ha. Tamam. Daha çok muhabbet edecek vaktim var. Yalnız normalde daha güzelmişsin. Buradayım. Ah pardon ablacığım. Ya ben sana mektup bile yazdım. Mektup. Hoşça kal. B1-217. Abi bu ne ya? Azra Kaya, ne yapıyorsun? Farınım ben senin, far. Kim bu lan be? Gel bakalım Ecem. Deniz nerede? Konuşmayacağız bunları. Deniz bir yerleştirelim. Ben yerleştiririm. Hadi ben. Peki. B1-224. Teşekkür ederim. Tamam geç. Geç. Ne yaptın sen, ne yaptın annem? Neden yaptın? Biz seninle ne konuştuk? Ecem. Biz seninle ne konuştuk? Anne isteyerek yapmadım, isteyerek yapmadım. Birden ağzımdan dökülüverdi. Tamam gel. Anlat şimdi. Nasıl oldu anlat. Polisler geldi. Savcı benimle görüşmek istemiş. Ecem Demir. Evet. Otur. Anne o savcı çok fena bir adam. Kim yaptı bunu dedi. Hadi Ecem hadi. Hadi bana cevap ver. Kim yaptı bana söyleyeceksin dedi. Çok sıkıştırdı beni anne. Tetiği kim çekti? Çok sıkıştırdı. Annen mi baban mı? Kim çekti Ecem? Annen mi baban mı? Ben çektim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi?
Ben hayatımda o kadar huzurlu olduğumu hatırlamıyorum. Senin vicdan azabı çekecek bir şeyin yok ki. Ben seni koruyacağım. Sen beni değil. Anne olan benim. Senin evladın olduğumda o zaman sen onu korursun. Ama şimdi benim sıram. O kadar değil. Sen benim yüzümden kaç seneden beri babama katlanıyorsun. Hayır. O konu öyle değil. Orada senin hiçbir suçun yok. Şu an birlikteyiz ya. Önemli olan tek şey bu. Seni çıkaracağım buradan. En yakın zamanda seni buradan çıkaracağım. Anne. Anne. Dışarı çıkmak istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Korkuyorum anne. Neden? Neden? Ne oldu? Korkacak ne oldu? Hayır, hayır. Hayır, hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Okulu aradım. Öğrenci işleriyle konuştum. Kafamı derslere veremiyorum ki. Okula gitmemişsin iki gün. Nerede kaldın? Babamla tartıştık. Tamam, neredeydin? Şurada mı? Erkek arkadaşında mı? Hayır, erkek arkadaşım değil o benim artık. Görüşmüyoruz. Neden? Bir şey mi yaptı sana? Hayır, hayır. Hayır, hiçbir şey yapmadı bana. Sadece bana göre bir insan değilmiş. Ben de görüşmeyi kestim. Hepsi bu. Neyse, merak etme. Babanla konuşacağım. Dışarıda yalnız olmayacaksın. Tamam mı? Avukatla da konuşacağız. Bana bakacağım. Avukat ne derse yapacaksın. Söz ver bana. Tamam. Tamam. Söz veriyorum. Anne. 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 Ben çok yoruldum. Biraz uyusak olmaz. Gel. Kolay gelsin. Aa, merhaba. Yerleşmişsin. Yerimi yadırgamam. Alışkanlıktandır. Umarım bu son olur. İnşallah, inşallah. Kuralları hatırlatmama gerek yok sanırım. Yok. Biliyorum, sağ ol. İyi o zaman. Allah kurtarsın. Teşekkürler. Bu arada... uslu dur. Ben yanımda olmadığım sürece hiçbir yere gitmek yok. Sakın hiçbir yerde yalnız kalmayacağız. Kim nereye çağırırsa çağırsın. Sen ortak alandan dışarı çıkma. Bizim kısımdan birileri olmadığı sürece yanımda asla bir yere gitmek yok. Anladın mı? Tamam. Tamam. Gel. Kalk. Kalk. O kadar yeter. Teşekkür ederim. O kadar azalmadı. Olur Cüksü'ye. Canım istemiyor pek. Sen bilirsin ama burada öyle her acıktığında yemek bulamazsın. Koy koy. Koy abla koy. Bekle biraz. Önüne bak lan. Ne bağırıyorsun ki? Sen çarptın kıza. İyi misin? İyiyim. Hayırdır? Sakin ol ya. Olmazsam ne olur? Thank you.
Söyleyeceğim bir şey var. Hepinize birden bir defa söyleyeceğim. Bu gördüğünüz benim kızım. Oo, maşallah. İçinizden biri onun kılına bile zarar verecek olursa ya da benimle olan hesabına kızımı karıştırırsa ya da ben böyle bir şey hissedersem yemin ediyorum burada çok kötü şeyler olur. Aklınızın alabileceği en kötü şey. Kudret, ciddi Hasan iyi olur. Alıyorum. Alıyoruz. İyi. Çoğu sana çünkü. Kuzu, senin kızın bizim de kuzucuğumuz. He? Kuzu. Gel benimle bak, fena karıştı ortam. Ne yapacağım? Benim annemi görmem lazım. Bu arada ben... Ecem. Bak kızım, Alp'le bir daha görüşmeyeceksin. Kim o? Annemin adamı. Ne? Annen mi göndermiş yani? Beni tehdit etsin diye. Tamam Deniz, in aşağı. Bana bak. Benim kızım senin hiçbir şeyin değil. Uzak dur. Gel buraya. Gel beraber yeriz anneciğim. Amfimfon. Selam. Selam. Tecrübeli mi mahkummuşsun? Tecrübeli olsaydın kime kafa tutup kime kafa tutmayacağını bilirdin. Tamam. Bunu yapıyorsan salak olman lazım. Salak değilsin. O yüzden güvendiğin başka bir şey var değil mi? Yok ya, neye güveneceğim ki? Öyle bir an tutamadım kendimi, ağzımdan çıktı. Diyorsun. Bana mektup yazmışsın, öyle demiştin. Yazdım. Kızım sen süpersin, yarışmadaki favorimi sendin ya. Ne kontör harcadım senin için ya. Kontör ne ki, ben adam harcıyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne gürültü ya? Bu ne? Tata! Biliyorsun sahnede diva, mutfakta aşçı, üstündekini nereden buldun? Karından ödünç aldım. Sen karımın kıyafetini giyip bana kahvaltı mı hazırladın? Evet. Şaka mısın sen? Manyak mısın? Defol! Bu hastası. Allah belanı versin. Bana bak, ben senin ne karınım ne kızınım, tamam mı? Sen bana onları davrandığın gibi davranamazsın. Ya çık! Ya çıksana! Defol! Belanı versin. Al orta Maruş. Biraz ortalığı gözlemleyelim. Yapamayacaksan yapma, yoldun bütün ya. Öf, sıkıldım zaten ya. Bu ne çok saç abi, gereksiz gereksiz. Ben senin saçını çok beğendim. Ya. Sana da yapalım. Yapalım. Oldu. Yapalım. Yalnız Ecem,
Cesur kızmışsın ha. Hangi konuda? Nasıl bir cesaret? Annesi gibi risk alıyor. Risk alıyor. Hangi konuda risk alınıyor acaba? Yani azıcık saçma olmuş tabii ama... Aferin, delikanlı kızmışsın ha. Ana maya bu, maya, maya. Ay pek şatır maşallah. Allah talihini güzel. Valla bence annen haklı. Keşke hiçbir şey yapmasaymış. Bir şey yapmadı zaten. Ya baskı altında verilmiş yalan bir ifade var ortada. Ben vurdum Hakan'ı. Tamam ya, yeter. Sen vurdun, o vurdu. Kim vurdu diye gitmiş sonuçta adam yani. Burada güleceksin. Gül buna. Başka şansın yok. Hayır, relax Deniz abla, relax. Relax dediğiniz şey ben çok anlayamıyorum yani. Ne? Oktay biraz daha ister misin? Yok sağ ol, var benim var. Yazık oldu vallahi kadına. Sen git, kızının suçunu üstlen, içeriye gir. Sonra da kızın itiraf etsin. Olacak iş değil. Ama gerçekten çok iyi bir anneymiş Deniz. Ya belki de böylesi daha iyi oldu. Ya ben Deniz'in kızı için endişeleniyordum. Ya neden? Ya geçen gün dışarıda Kudret'in oğluyla gördüm. Yani bir aile de samimiydiler. Ya şimdilik Deniz'e bir şey söylemiyorum ortalık karışmasın diye. Aman diyeyim Murat, hakikaten yani şimdi araları da gergin, ortalık fena karışır. Aynen. Evet, bence de bir şey söyleme. Murat, bu ara çok kafein alıyorsun. Ne yapayım abi? Günde kaç tane içiyorsun? Ya 5-6 tane oluyor. Yuh. Zararlı değil mi o kadar? Ya ne bileyim işte. Ya en azından ayakta kalmama yardımcı oluyor. Malum uykusuzluk, gün içinde halsizlik falan çöküyor. Yani tehlikeli değil mi? Ya biliyorum da. Yani ne olur ki en fazla. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Yardım alması gerekiyor biliyorsun. Böyle giderse bir yerde yıldık kalacak. Acaba konuşsak ikna edebilir miyiz psikoloğa gitmeye? Ben konuştum. Ne dedi? İlaç falan almam dedi. İlaç alıp da kendimi uyuşturamam. Deli değilim ben diyor. Sadece karım öldü. O da doğru tabii. Yani. Ya Deniz abla az bronzlaş ya be. Sen yanmıyorsun. Baksana aynı teleme peyniri gibisin ha. Kızın da aynı. Siz hiç güneş görmediniz mi? Hani bir tane ülke vardı. Neydi adı ya? Na. Na. Aa, Gıbı'nın burada ne işi var? Kim bu? Bilmiyorum ben ki. Sen dönerse senindir. Hayırdır Yonca? Şok tedavisi mi? Hemen yollamışlar. Yok. Tedavi için para lazımmış. Ne kadar lazımmış? Çok zahle. Çok para. Çok para mı? Olaya bak ya, Allah'ın keşinin zaten çok para olsa olsa gidip ondan mal alacak. Ne olacak? O çok parayla alacak, onları içecek. Öyle o çok para yandı kül oldu, bitti Seda, gitti. Anlatacak mısın çok para? Allah Allah, anladık. Ne olacak şimdi? Hiç. Hiçbir şey. Azra. Olmaz. Azra. Olmaz dedim. Azra gözünü seveyim, izin ver yanınızda. Olmaz dedim. Azra ya. Azo. Ya büyütük sizde kalsın Azo ya. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Yok hemşirem, kural kuraldır. Beni sattın, sürgünü yedin. Mecburi hizmet yerim Kudret, hadi. Azra benim param yok ki. Ben nasıl tedavi olabilirim? Dişini sıkacaksın, içeride temizleneceksin. Hadi güzel kardeşim, hadi. Hadi. Anne, ne oluyor? Ne olmuyor ki? Ne olmuyor ki? Burası çok acımasız bir yer. Dışarısı farklı mı Deniz abla? Yani aynen. Aynen ne? Ne aynen ne? Ya siz özgürlüğünüzün kıymetini ne zaman anladınız da bundan sıkıldınız? Burada insanlar sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşamak demek sadece hayatta kalmak demek değil. Bütün mahkumların dikkatini. Havalandırma saati sona ermiştir. Bütün mahkumların dikkatini. Havalandırma saati sona ermiştir. Gel.
Abla. Beni istemişsin. İstemeye istemeye istedim. Gel. Kökçü dükkanına döndün demek. Hani Azra arkadaşın? Hani Azra melekti? Azra benim için öldü abla. Söz verdi bana. Hastane dönüşü seni yanıma alacağım diye. Şimdi de ne halin varsa gör diyor. Ben çocuğumu da onlar yüzünden kaybettim. Allah onların belasını versin. Oo, çok dolmuşsun sen, çok. Öyle. Bundan sonra sen ne dersen o abla. Önceden de bu böyleydi ama... Senin kafa geç basıyor. Ben telafi edeceğim. Satış yaparım. Yeni müşteri bulurum ben. Telafi edeceğim. Artık benim hiçbir şey umurumda değil. Bakarız. Çekil. Çekil. Tamam. Çekil. Ne kadar topladık? 2500. Hadi ya. 3000 bile olamadık mı? Yuf olsun bize ya. Yetersiz bakiyeler topluluyor. Hadi diyelim ben de elimdekini avucumdakini koydum. Geriye kaldı 10 100 bin milyon baloncuk. Daha parlak bir fikriniz var mı? Ya benim derdim zorum Öykü. Anam çocuk dönsün, anacağızına kavuşsun. Böyle otur otur da bir şey yapmadan ne bilen. Bir şey yapmadığınızı kim söyledi bile? Sen avluda Yonca'ya demedin mi? Buraya gelemezsin dedim. Ne halin varsa gör mü dedim. Ya benim Azom ya. 10 numara bir insan işte ya. Dur kız dur. İnsan ya, görüyorsunuz ya. Azom plan ne o zaman, plan? Şey. Hadi odaya gidelim. Hadi. Evet, evet. Sen burada kal. Tamam, bir ayrımı. Tamam. Ne haber? Hiç. Gelemedim pek yanına. Annem benden pek hoşlanmıyor galiba. Yok. Sana özel bir şey değil. Başımıza gelenlerden dolayı değil. Öyle yani, zaten cezaevlerinde kimse kimseye güvenmez. Hatta yakında benimle arkadaşlık yapmamını da söylerler sana. Arkadaşlık olmazsa çekilmez ki burası. Aynen ya. Tipleri bu. Senin dışarıda çok arkadaşın var mı? Ya dur, önce şey söyle, sevgilin var mı? Yok. Yani artık yok. Yani buraya düştün diye bıraktıysa zaten yaramazmış. Yok, ondan değil. Ben buraya girmeden önce ayrıldım. Aldattı mı? Kötü birisi sadece. Annesi gibi. Kadın tam bir canavar. Allah Allah. Kızım ne yaptın? Mafyaya mı gelin gittin? Necan? Alma egzam yaptın ya. Konuşmasak bunları. Hep bana soruyorsun. Biraz sen anlat madem. Ya anlatayım. Yani özetle benim başımı sevgilim yaktı. Ama hala aşığım adama. Benim oyuncak bebekle parasını da yaz. Tamam. 200. Ya kızlar, öyle benim bebeğin parasıyla onunla bundan olacak iş değil bu. Dudu. Bize toplu para lazım. İyi de Azra, nereden bulacağız biz bu kadar büyük parayı? Aklında bir fikir var mı? Var aslında. Parayı mahallemizin ağır abisi Kudret ablamızdan alacağız. Yok daha neler, çüş. Azra emin misin? Ya kadın bu ara coştu. O zaman bu zaman değil bence. Şu hali ne zaman o zaman? Ha? Coşacak tabii. Bizi püskürtmesine izin mi vereceğiz? Biz korktukça üstümüze gelecek. Aksine yelkenleri suya indirmenin zamanı değil. Hem Yonca'yı çok zehirledi o. Şimdi de masraflarını üstlensin, o kadar. Peki. Peki benim Azra'm nasıl olacakmış? Ya aklımda bir plan var aslında benim de. Ama henüz olgunlaşmadı. Olgunlaşınca söylerim hepinize. Sevgilim bayağı belalı bir tip yani. Ayrılmayı düşünmedin mi hiç? Ne ayrılması be? Beni bırakacak diye ödüm kopuyor. Adamdan kork bence sen. Onun yüzünden kaç kere içeri girdim diyorsun. K-
Kızım ben çok bir aşık oldum, anlamıyor musun? Bence sen gerçekten hiç aşık olmamışsın. İstemem öyle aşkı. Babam da anneme aşıktı. Anneme neler yaptı. Hepsi aşktanmış. Bak. Şimdi ne haldeyiz? Taze çay var. Alalım mı? Çay içelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Bakın şöyle otur. Tabii. Evet, çay mı isteyen var mı? Deniz Demir. Avukatınız geldi. İkiniz de bekliyor. Tamam. Hadi. Merhaba. Peki. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ilk iş mahkemeye itiraz. Tutukluluğun kaldırılması için. Baban şikayetçi değil zaten. Annende de bir sorun yok. O başından beri aynı ifadeyi verdi. Ecem, sen verdiğin ifadeyi kabul etmeyeceksin. Avukatının çağrılması gerekirdi. Sana savcı avukatını ister misin diye bir şey sordu mu? Sormadı. Ardı arkasına bana fotoğraflar koydu. Anne ben de dayanamadım. Tamam. Bundan sonrasına bakacağız. Mahkemede nasıl bir ifade vermesi gerekiyor Erhan? Bir kere baskı altında alınmış bir ifade olduğunu söyleyeceğiz. Avukatının çağrılmadığını ve bu hakkın sana hatırlatılmadığını da. Ve bak, burası çok önemli Ecem. Annemi kurtarmak için yalan ifade verdim demelisin. Anladın mı? Anladın mı annem? Sakın başka hiçbir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, merak etme. Bu bana yeter. Neler yapabileceğini biliyorum. Depodan geliyorum. Çamaşırhanenin malları geldi ama bizim parti çıkmadı içinde. Nasıl çıkmadı? Baktım her yere. Bakmaz olur muyum anne? Şu üstün kokusuna baksana. Bildiğin deterjana bulandım. Bulanaydın daha iyi. Çekil gözümün önünden. Ne var? Alp, sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Siparişlerim gelmedi. Ya oğlum, bir kere de bir şeyi yüzüne gözüne bulaştırmadan düzgün yapsan. Yarın elinde olacak. Ha. Ben senin keyfine göre iş yapacağım burada, öyle mi? Abartma anne, holding işletmiyorsun sen orada. Ayrıca o Merit'i tarladan toplamıyorum ben. Yarın elinde olacak işte. Alp, sen bana çok diklenmeye başladın. Bak oğlum. Beni fabrika ayarlarıma geri döndürme. Sakın beni tehdit etme. Benden alacak bir şeyin kalmadı anne artık senin. Bırakmadım. O kız senin aklını başında aldı. Sana göre Ecem mi yok oğlum? He? Etraf onun gibi sümüklü kızlarla dolu. Kadına kıza düşkün bir adam gibi oldun baban gibi başıma. Aklını başına topla. At o kızı kafandan. Yeter. Yeter artık, bir rahat bırak beni, yeter artık, yeter. Naciye. Buyur anne. Yarın sabah geliyor mallar. Eyvallah. Sezen. Hı. Söyle ablacığım. Otur şuraya, sana bir... Çık dışarı sen.
Çık. Kök saldı yere. Çık. Bu bir garip oldu böyle bir atarlı matarlı. Ne oluyor buna? Anne. Gece seninle yatsam. Bu gece mi? Burada olduğun sürece benim yanımdan ayrılmayacaksın. Sen yokken ev kabus gibiydi. Babam da sen. Var mı yok mu belli değil ki. Ecem, babanla niye tartıştınız? Yani evi terk edecek kadar ne oldu? Babamı bilmiyor musun anne? Sana bir şey mi yaptı? Hayır. Yapmadı. Niye tartışma bu noktaya geldi? Erkek arkadaşın yüzünden mi? Önce kendine baksın. Anne de böyle yetiyormuş. Ama sen çok üzgünüm. Ne demek o? İçki. İçkisi işte. Sarhoşluğuyla. Bak. Benim için önemli olan tek şey sensin. Baban koca adam. Ne isterse onu yapsın. Ama sen kendi hayatına sahip çıkacaksın. Senin uzun güzel bir ömrün olacak. Birlikte olacak anne. Birlikte olacak. Birlikte olacak. Birlikte. Vallahi evlenmeye falan hiç niyetim yok. Buradan çıkınca başına kaldım. Deniz Demir, İdare'den çağırıyorsun. Telefonun var. Tamam. Babandır. Konuşmak ister misin baba? Sen konuşacaksın nasıl olsa. Tamam. Bu odadan sakın dışarı çıkma. Sakın. Tamam. Tamam. Anam çekin. Çekin çocuk. Çekin çocuk. Çekin. Şey Dudu. Dudu, beni idareden çağırdılar da. Ha. Kız içeride bakarsın değil mi? Tamam tamam ben bakarım. Hadi gitsin. Al çocuğu. Gel Deniz. Eşin arayacak birazdan. Otur şöyle. Ne oldu? Tuvalete gidecektim de sifon çalışmıyor. Sular da akmıyor. Başka bir tuvalet arıyordum ama. Ha, seni arızalı odaya verdiler de. Var hala başka ben seni götüren hadi yürü. Yok yok ben giderdim ya. Olur mu hiç? Anne seni bana emanet etti. Hadi yürü. Yürü bir araba gideceğiz. Gel. Bir araba gideriz biz. Alo. Deniz. Ecem yanında mı? Yok. Peki niye gelmedi? İyi mi? İdare eder. Ben avukatla konuştum. Geldim yanınıza. Evet. Konuştuk biz. Ya Deniz Allah'ını seversen... Biraz anlatsana yani Ecem nasıl, avukat neler anlattı? İdareden konuşuyorum şu an. İyi de ben burada sabahtan beri telefon bekliyorum yani. Kızım beni niye aramıyor? İnsan babasını aramaz mı ya? Sen kızına babalık yaptın mı? Kızına babalık yaptın mı? Ecem senin yüzünden burada. Kızınla ilgilenme, sonra da ondan ilgi bekle. Bak şimdi ben senin tavrını anladım. Sen kızımı bana karşı dolduruyorsun. O da beni aramıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Lütfen kızımla arama girme. Anlıyor musun beni? Teşekkür ederim. Rica ederiz. Götürün beni. Gel. Gel öyle oradan geçeceğiz. Bak ben seni değil. Bir başına helaya melaya hiç gitmeyeceğiz. Ben ne zaman bir başıma helaya gitsem illa başıma bir şey gelir. Beni bulamazsan Hasret ablana de eve. Ne bilen Jale ablana söyle. O da götürüverir seni. Bizim odaların da suları kesiliyor. Fıt fıt suları kesiliyor. Ne yapacaksın? Burası yine iyi. Gel. Her gün bir kere kesin. Bunlardan birine girme işte. Heh. Gir gir. Bakmıyorum ben sana hadi. Ne olmuş benim kaşlağıma? Orman gibi olmuşum ha. Şeyma'ya değen bunları iple toplayıversin beni. Tatlım. Anladın değil mi dediğimi? Ha?
Önce dediklerimi yapacaksın, tamam mı? Sonra bunlardan ikişer tane vereceğim. Anlaştık. Hadi şimdi koş. Koş. Nereye girelim? Dudağı vur, dudağı ablaya kaş. Ela, ne oldu çocuğum? Ne işin var senin burada? Annem nerede? Metin düştü, koş. Metin mi düştü? Ecem, ben bir yere kadar gidip geliyorsun, değil mi? Sen bir yere ayrılma. Çabuk ol. Tamam, geliyorum, geliyorum. Tamam, tamam. Çıkma bir yere, ha? Tamam, bekliyorum. Yine boş durmaca mı oynuyordunuz? He? Ah bu Metin, ah. Ah. He? Hadi, hadi koş, koş, koş. Gel. Tamam, sen burada bekle, tamam? Hı hı, tamam. Oh, Pamuk Prenses. Dışarıda olup biten her şeyden haberim var. Anlamadım. Oğlumu baştan çıkardığını, aklını başından aldığını biliyorum. Hatta ne gördüğünü de biliyorum. Oh.